Ordu Üniversitesi'nin kıymetli akademisyenleri, değerli çalışma arkadaşlarım, meslektaşlarım, kıymetli basın mensuplarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sağlık sektöründe şiddet konulu Türk Hemşireler Derneği'nin Ordu Şubesi etkinliğiyle İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Ümmiye Devlet Hastanesi'nin bir etkinliğinde bir araya geldik. Buradaki amacımız toplumun her kesiminde giderek yaygınlaşan şiddet konusunda personelimizin ve bilinçlendirilmesi, aynı zamanda da kamuoyunda bilinçlendirmek ve bir gündem yaratabilmek için bu araya geldik. Mutlu olmaktan gerçekten büyük mutluluk duymaktayım. Davetleri için de Türk Hemşireler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Sayın Öğretim Görevlisi Aziz Nurhan Kahraman'a çok teşekkür ediyorum. Bugün ben sizlere kadına yönelik şiddeti anlatacağım. Başlarken sunum planım şu şekilde. Genel olarak bir tanımlama yaptıktan sonra oranları verip şiddet türlerinden bahsedip en sonunda da çözüm önerileri ve sağlık personeli ne düşen görevlerden bahsedeceğim. Aslında daha genel konuları ben anlatmış olacağım. Taşlar raporunda cinsel şiddet, cinsel bir eylem gerçekleştirmeye, istenmeyen cinsel sözler söylemeye, cinsel yaklaşım ve tekniklerde bulunmaya ve bir kişiyi ticari amaçla cinsel olarak kullanmaya yönelik eylemlerin tümünü kapsamakta, kurbanla fail arasındaki ilişki her ne olursa olsun, dolaylı ya da direkt olarak ve zorlamayla yapılan cinsel bir eylemi içermekte. Her yaş grubunda ve cinsiyet ayrımı olmaksızın meydana gelen bir suç, cinsel şiddet. Bir uygulama yapacağız. Ben sizlere 1, 2, 3 dediğim zaman, yani ağzımdan 3 kelimesi çıktığı zaman lütfen elinizi bu şekilde alkış yapın, olur mu? 1, 2... Neredeyse bitirsin. Birkaç kişi yapmadı ama genelde 3 demeden pek çoğumuz eli ne yaptık? O zaman henüz hazır değiliz. Eğitim için, seminer için. Lütfen tekrarlayalım uygulamayı. Bütün salon konsantrasyon olarak %100 hazır olunca başlayacağız.